Ya ben şöyle girmek istiyorum. Bir kere kazandığımız için, kazanarak kümede kaldığımız için son derece mutluyum. Biz buraya gelirken nasıl şartlarda geldiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Hiç derine girmek de istemiyorum. İyi bir oyun oynadık. Ben sahadaki yürekli oyuncularımı kutluyorum. Ben burada başkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Bize çok destekleri olan karda, kışta, yağmurda, çamurda büyük Ankara üst taraftarlarına teşekkür ediyorum. İyi bir maç oynadık. Ya maçın detayına hiç girmek de istemiyorum. Sonuçta 2019-2020 sezonunda Ankaracı bu ligde olduğunu bugün oynadığı oyunla da gösterdi. Yani bu kadar karakterli, düzgün bir oyuncu grubuna da ben de çalıştığım için son derece mutluyum. Buyur Ali. Hocam, maçın sonunda karşılaşmadaki Hüseyin Recep'in yolu oldu. Ya ben Hüseyin Hoca'ya teşekkür etmeye gitmiştim. Hüseyin Hoca da bizim sizin gibi teknik adamlara ihtiyacımız var dedi. Bugüne kadar hakemlerle ilgili hiçbir tane konuşmanızı duymadık dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Ben zaten hep şunu söylüyorum. Biz hem antrenmanda hem de sahada, yani müsabakalarda işimizi yapmak istiyoruz. Başka işlere, başka detaylara da hiç girmedik bugüne kadar. Bundan sonra da girmeyi de düşünmüyoruz. Biz büyük bir camiayız. Ben taraftarlarımız kenetlenmelerini istiyorum. Bu takıma sahip çıktılar bugüne kadar bize. Bundan sonra da sahip çıksınlar. Çünkü Ankara Gücü uzun bir yıllar sonra tekrar Süper Lig'e çıktı ve bugün de yine söylüyorum, kazanarak, üstüne basa basa söylüyorum, kazanarak da birlikte kaldığımız için mutluyum ve bizim de o taraftarlara ihtiyacımız var. Bilal, buyur. Hocam, şimdi bir de kalmayı bir hafta önce garantiydi ama bir maddi sıkıntılar yaşıyordu. İşte bir rakipte bazı futbolcular yine aynı sıkıntıları yaşayacak. Bir hafta önce bir maç var Göztepe ile haftaya kadro kurulu bir sıkıntı yaşayacak. Yok, kadroda bir herhangi bir sıkıntımız olacağını ben düşünmüyorum. Bizim Antene Boyd dörder sarı kart oldu, cezalı duruma düştüler. Onlar yerine arkadaşlarımız var. Ama biz şunu söylüyorum. Ben her zaman şunu söylemişimdir. Antrenman temposu iyi olan oyuncu sahada varını yönü verir. Yani isimlere ben hiç takılmak istemiyorum. Biz önümüze bir Göztepe maçımız var. Biz oraya da kazanmak için gideceğiz. Biz bugüne kadar Ankaracı kendi ipini, kendi bağını kendisi çözdü. Biz de hiç kimseye bakmadan, hiçbir şeye etkilenmeden gidip Göztepe maçını 90 dakika boyunca oynayacağız. Skor ne olur bilemem ama biz yine oraya puan almak için gidiyoruz. Kimin düştü, kimin kaldı bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Çünkü biz hep kendimiz bir şeyler yaptık. Bir başkasına bir şeyler beklemedik. Bir başkaları da bizim bir şeyler beklemesin. Ya başkanımız maç öncesi bir prim açıklamıştı. Ben de oyunculara 2-0 biz yani ilk yarı girdiğimizdeki skorda siz bu maçı kazanın. Başkanım beni kırmaz. Benim de size söyleyeceğim bir primim olur. Yani başkanın adına söylüyorum. O da beni kırmadı. Maç primini 20 bin euro olarak maçtan sonra açıkladı. Zaten başkan bugüne kadar çok büyük destekler veriyor. 6 yıl içerisinde yaptıkları da ortada. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Biz Ankara Gücü olarak yani ligde kaldıktan sonra önümüzdeki yapılacak planlamada çok güzel işler yapmak lazım. Giden oyuncularla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Dışarıdaki insanlar Ankara Gücü'nün yani ne kadar büyük bir cami olduğunu hepimiz biliyoruz ama dışarıdaki insanlar bıraksınlar, içerideki insanlar işlerini yapsınlar diye düşünüyorum ben. Yani bir Pinto'nun gidişine ben Pinto'nun kendisine konuştum. Senin gibi karakterli bir oyuncunun maçı oynar gider diye ben düşünüyorum dedim. Ama sen oynamak istemiyorsan da ben de seni oynatmak istemem dedim. Keşke geçen hafta bize söyleseydin, biz geçen hafta seni oynatmasaydık dedim. İkna edemedik, gitti. Onlar biliyorsunuz bazı işler beni aşar. Ben sadece saha içindeki işlere bakıyorum. Saha dışındaki işler beni kesinlikle benim konularım ya da benim yapacağım işler değil. Soru soran var mı arkadaşlar? Ya ben şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere ben çok yoruldum, açıkça söyleyeyim. Yani ben geldiğim günden beri yani gördüyseniz 3. golde de ağladım ben. Ben biraz da duygusal bir insanım. Çünkü ben Ankara Gücü'nde gözümü açtım. Futbolculuğum da dahil buna. Ankara Gücü'nün tişörtünü giydiğim zaman ya da formasını giyen bir oyuncunun o arma için her şey yapacak olduğunu bildiğim, bilen insanlardan birisi de benim. Yani önümüzdeki sezonla ilgili hiçbir konuşmam olmadı. Ben önümüzdeki maçtan sonra yani bir dinlenmek istiyorum, bir kafamı toparlamak istiyorum. Ama kulüp içerisinde de bazı şeyler de çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uzun vadede işler yapmak lazım. Kısa vadede yaptığın işlerde sonunda sıkıntılar doğuyor biliyorsunuz. Sezon başı alınan 14-15 tane yabancı var.
14-15 tane yabancıda bir tek kalan oyuncu Mullin. Ama biz devre arasında 10 tane yabancı aldık. Biz hepsine son derece memnunuz. Keşke 10 tane oyuncu da Ankara'yı tutsa, bunların üstüne de 4-5 tane takviye yapılsa, 5 tane de yerli alsan, bu büyük taraftarda olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşayacağını ben düşünmüyorum. Ya ben bir dinlenmek istiyorum, ondan sonra karar vermek istiyorum. Bu kararında da bayram sonrası oturup başkanımız eğer bizden oturup konuşursa biz de oturup konuşuruz. Ben bu arada da Gençler Birliği Camiası'nı kutluyorum buradan. Çünkü ben o kulüpte 10 sene yakın bir çalışmışlığım vardır. Tekrar Süper Lig'e geldikleri için ben başta Murat Cavcav Başkanı, yönetim kurulunu ve futbolcu grubunu, teknik ekibi kutluyorum. Çünkü Gençler Birliği de bu Süper Lig'de olması gereken bir camia. Çünkü oturmuş bir camia. Masa başındaki çalışanıyla, sahadaki futbolcusuyla, teknik kadrosuyla, başkan ve yönetim kuruluyla beraber. Onlar dün ben Nazan annenin bir videosunu izledim Klasspor'da. İnan onu izlerken ben de oturup ağladım. Çünkü İlhan Bey çok büyük emekler vermişti. İlhan Bey'in sezonunda da küme düşmüştü. Ama Murat Bey de sağ olsun tekrar bu takımı çıkarttığı için ben onları buradan da tebrik ediyorum. İyi akşamlar herkese. Öncelikle maçı kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüz. Maçın ilk 25 dakikalık bölümünde istediğimizin çoğunu yaptık diyebilirim. Top daha fazla bizde kaldı ama rakip kale önündeki tercihlerimiz ve yanlış seçimlerimizden dolayı çok top kaybı yaptık. Ankara Gücü'nün 25. dakikadaki yani ilk ciddi hatandan sonraki yediğimiz golden sonra takım olarak motivasyonumuz düştü. İkinci devre 3-1'e geldikten sonra iki tane net pozisyon kaçırdık. Kaleci çıkardı. Maç berabere de pozisyona gelebilirdi. Ancak Ankara Gücü bizden daha fazla istedi diyebilirim. Maçın genelinde motivasyon eksikliği yaşadığımızı da söyleyebilirim. Maçın son sezonun son maçlarında bazen bu sorunları yaşayabiliyorsunuz. Önümüzdeki hafta maçımızı oynayıp yeni sezonun planlamasıyla işimize bakacağız. Var mı sorumuz? Teşekkürler. İyi akşamlar.